Geldik, büyük yalan ya. Bu harbiden büyük yalan yani. Buna önce bir büyük yalan yazdık. Ondan sonra anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Hayır dedik, şöyle yazalım. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu Dark Web'den bahsetmişti. Ardından bir de deepfake gibi olaylar çıktı. Hatta burada ben bir deepfake yapmıştım, hatırlıyorsunuz. Benim fotoğrafım üstüne ağzımı oynattırdım. İşte o cümlelerden bir tanesi, birkaç tanesini söyledim. Ve bu sefer bu deepfake izleyeceksiniz. Şimdi daha doğrusu Erdoğan dünkü İstanbul mitinginde o Haydi diye muhalefetin hazırlamış olduğu reklam filmine bir deepfake yaptılar. Yani o seçim tanıtım filminin içerisine terör örgütünün önemli üyelerinden birinin Murat Karayılan'ın fotoğrafını ve sözünü koydular. Videosunu koydular. Yani deepfake yaptılar. Yani büyük yalan yaptılar. Yani büyük sahtecilik yaptılar. Yani insanlara bunu, yüz binlerce insana orada gerçekmiş gibi izlettirdi. Kim izletti diyecek olursanız, partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Haydi tarih yazalım. Haydi. Haydi. Haydi Türkiye, haydi. 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 Birlikte sandığa. Haydi. Bak, bu çok önemli. Haydi cana tak etti, haydi haydi kazanalım. Önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Uyarı günler öncesinden geldi. Tam da kritik seçim haftasında deepfake ile üretilen sahte video kitlelere gösterildi. Sırtını kime dayamış? Kandildekilere dayamış. Deepfake istenen ses ve görüntülerin birleştirilmesine olanak tanıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçime 12 gün kala Türkiye'ye duyurdu aslında. Fahrettin Altun, anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır. Ancak uyarılar pek dinlenmedi. AKP'nin İstanbul mitinginde önce Kılıçdaroğlu'nun seçim şarkısı Haydi duyuldu. Reklam filmlerinde Kılıçdaroğlu'na eşlik eden ittifak liderlerinin yerine PKK elebaşı Murat Karayılan konup şarkıya eşlik etmiş gibi gösterildi. Haydi, her şey çok güzel olacak. Haydi. Haydi. Haydi Türkiye, haydi. Bak, bu çok önemli. Haydi cana tak etti, haydi haydi kazanalım haydi. CHP sözcüsü Faik Öztrak, montajlı video için kameraların karşısındaydı. Sahte videolar üreten yapılanma için 3 kişinin görevlendirildiğini söyledi. Beşli çeteye ve AK Parti'ye çalışan bir kurumdan 3 kişiye ayrılın, bu operasyonu yapın dediler. Bunu organize eden İletişim Başkanlığı, biz sarayın yapacağı operasyonlara zaten hazırdık. Muhalefet kurguyu açıkça ortaya koydu. Ancak muhtemelen hala o videonun deepfake ile hazırlandığını bilmeyenler var. Bu seçimi manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Yani bu nasıl bir siyasi ahlaktır ya? Ya bu nasıl bir çirkinliktir ya? Ya insan kabul edemiyor bunu. Bakın, fake bir şey, yalan bir şey. Sahtekarlıktan bahsediyorum. Devlet bir parti yapıyor bunu. Bir parti sahtekarlık yapıyor. AK Parti'nin kurmayları ve Cumhurbaşkanı da çıkmış, biliyor bu sahtekarlığı. Bakın diyor, nasıl diyor. Ya siz bunu nasıl kabul edebiliyorsunuz ya? Nasıl bir yiğitlik var sizde ya? Nasıl bir delikanlılık var sizde ya? Böyle mi? İnsan vicdanı buna nasıl el verir? Arkadaşlar lütfen bakın, kararsızsanız şu görüntüyü izlemeniz bile kararsız kalmamanız için yeterli, biliyor musunuz? Bu işin sonu faşizmin ta ileri noktalarına kadar götürür. Hoşgörüsüzlük, adaletsizlik, hakkınızı arayamazsınız bu toplumda. Yakarlar, hepimizi yakarlar. O yüzden diyorum ki değişim şart. Ve 14 Mayıs'ta o değişim gelecek. Sonuna kadar gelecek. Ve o 14 Mayıs günü geldiğinde 15 Mayıs'ta o değişim rüzgarını hep birlikte yaşayacağız. Çünkü iyiler kazanacak. Çünkü iyiler kazanmak zorunda. Çünkü kötüler kazanmaması gerekiyor ya. Kötü vicdanlıların olmaması gerekiyor, kazanmaması gerekiyor. Adalet bu değil. O yüzden diyorum ki iyilerin kazanması için o zaman sandığa. Ha, o iyiler de yeri geldiğinde kötüleşirse onları da göndeririz. Ama şu anda bu kötülerin gitmesi gerekiyor. Yerine iyilerin, umut verenlerin gelmesi gerekiyor.